çürüyen sistemini konuşacağız. Arka arkaya farklı farklı operasyonlardan da söz edeceğim ama önce Sedat Peker'le başlayacağız. Sedat Peker seçim döneminde konuşacağım dedi. Seçim dönemi yaklaştığında yeniden videolar çekeceğini söyledi. Neler çekecek, ne konuşacak kayda geçsinde de birazdan 20'den itibaren detaylı bir şekilde Timur Soykan bize anlatacak. Ama bugün Sedat Peker hepimizin çok yakından tanıdığı Mehmet Cengiz'i anlattı bize. Mehmet Cengiz akrabam olur dedi. Kendisinin cezaevinde olduğu dönemde Mesut Yılmaz'a, merhum Başbakan Mesut Yılmaz'a ilişkin olarak elinde görüntüler olduğunu, bazı görüntüler olduğunu ve o görüntüleri 5 milyon dolar karşılığında sattığını, 5 bin dolar karşılığında sattığını, rakamı tam yanlış söyleyebilirim arkadaşlar, onda beni uyarırsınız. Bir para karşılığı ve taksitle ikiye bölünüyor. O görüntüler Mesut Yılmaz'a veriliyor. Kim aracılığıyla? Cezaevinde bu aracılığı yapan kişi kim? Mehmet Cengiz. Yani muhalefetin beşli çete diye adlandırdığı isim. Ve Sedat Peker bu aracılıkla beraber o parayı da alarak cezaevinden çıkıyor. Sedat Peker'in hedefindeki yeni isim, muhalefetin beşli çete arasında saydığı iş insanı Mehmet Cengiz. Peker, Deli Çavuş isimli Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımlarda bir şantaj hikayesiyle birlikte cezaevinden nasıl bırakıldığını anlattı. Adı geçen isimlerden biri de Ekim 2020'de hayata veda eden eski başbakanlardan Mesut Yılmaz. Mesut Bey, bir de bu 90'lı yılların en ünlü fotoğraflarından biri. Mesut Yılmaz, başbakan olduğu dönemde Macaristan'ın başkenti Budapeşte de 24 Kasım 1996'da Veysel Özerdem'in saldırısına uğradı. Yılmaz'ın otelde kumar oynadığı, saldırının da kumarla ilgili olduğu ileri sürüldü. Mesut Yılmaz iddiaları reddetti. Sedat Peker'in anlattığına göre o dönem Mesut Yılmaz Macaristan'da kumar oynarken çekilen bir görüntü eline geçti. Peker cezaevindeydi. Süleyman Demirel'in akrabası Kamuran Çörtük'e elinde kaset olduğuna dair haber yolladı ve sahneye o dönemde Mesut Yılmaz'a yakın dediği iş insanlarından Mehmet Cengiz çıktı. Sedat Peker'in de akrabası. Peker'e göre Mesut Yılmaz, Mehmet Cengiz'i cezaevine Peker'le görüşmeye yolladı. Mehmet Cengiz, kaseti görmek istediklerini söyledi. Peker cezaevinden telefon açıp bir dakikalık bölümünü gönderdi. Sonra pazarlık başladı. Peker, şantajı bitirme karşılığında cezaevinden tahliye ve 5 milyon dolar istedi. Anlattığına göre istediği de oldu. Mesut Yılmaz'a yakın dediği Devlet Güvenlik Mahkemesi Başsavcısı Engin Baltacı'nın organizasyonuyla tahliye edildi. Peker'in tahliyesi o dönem çok tartışılmıştı. Sonrasında şantaj parasının yarısı 2,5 milyon dolar ödendi. Peker o parayla Simtel şirketini satın aldı. Bankalardan kredi alamayınca Mehmet Cengiz'in kapısını çaldı. Cengiz, Peker için Banka Asya'nın genel müdürü Ali Fuat Taşkesenlioğlu'nu aradı. O telefon sayesinde Peker 500 bin dolar kredi aldı. Taşkesenlioğlu 16 yıl cemaatin bankasını yönetti ama Peker'e göre bunun kariyer yolculuğuna bir etkisi olmadı. Sonrasında Sermaye Piyasaları Kurulu Başkanı oldu. Peker, Mehmet Cengiz'le görüşmelerinin sonrasında da sürdüğünü anlatıyor. Hatta Cengiz'in babası öldüğünde onu mezara koyan 3 kişiden biriydi. Halk TV, Sedat Peker'in iddialarını Mesut Yılmaz'ın çevresinde yer alan dönemin Anavatan Partisi yöneticilerine sordu. İddiaları reddettiler. Anlattıkları şöyle. Sedat Peker, Mehmet Cengiz'le hesabını Mesut Yılmaz'ın adını karıştırmadan görsün. Bu konudan haberimiz yok. Anlattıkları o dönem bize hiçbir şekilde yansımadı. Mesut Yılmaz, Peker'in beni Romanya ve Bulgaristan'a gönderdiler dediği devlet ricalinin bir parçası değil. Devlet ricali dediği devlet gücünü arkasına alıp düzeni yürütenlerdir. Susurluk'ta ortaya çıkanlardır. Mesut Yılmaz onların üzerine giden bir devlet adamıydı. Kutlu Savaş'ı hazırlattığı Susurluk raporu da bunun kanıtıdır. Sedat Peker'in konuştuğu her şeyi, tüm iddiaları kayda geçtiğinde konuşmaya devam edeceğiz. Detaylı isim isim konuşacağız elbette. 90'lar karanlığı ülkede bitmiyor. O karanlığın içerisinden çıkan isimlerden biri de gördüğünüz kişiydi, Erol Evcil'di. Erol Evcil hem fabrikalara çöken, demir çelik fabrikalarına çöken bir isimdi, hem de bir cinayetin azmettiricisiydi ve bir operasyonla
gözaltına alınmıştı ve Evcil'in de bulunduğu 5 kişi tutuklandı. Susurluğun aktörlerinden Erol Evcil yeniden sahnede. İddia demir-çelik sektörü manipülasyonuydu. Son dönemin moda tabiriyle söyleyelim, yani demir-çelik şirketlerine çöktüğü dahi ortaya çıkmıştı. 105 milyar liralık sahte faturayla kamuyu 25 milyar lira zarara uğratmakla suçlanıyordu. Bu isimler biliyorsunuz en yerli ve milli, en çok ülkesini seven insanlar. 25 milyar lira zarara uğratmıştı ülkeyi. Yönelik bu operasyonda da 5 isim tutuklandı. 15 şüpheli tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. 10 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Peki kim? Erol Evcil kim? Hatırlatmakta fayda var. Türkiye'de unutuyoruz. O kadar çok operasyon ve isim var ki 90'ların aktörleri hiç değişmiyor ama zaman zaman hatırlamalıyız. 90'larda öldürülen Nesim Malki cinayetinde geçiyordu ismi. Azmettiricisi olarak geçiyordu. Çok değil, aylar önce bir cinayette daha ismi geçti. Kıbrıs'ta pusu kurularak öldürülen Halil Falyalı cinayetinde adı geçmişti. Kumarhane işletmecisi Falyalı'nın ismi uyuşturucu ticareti ve yasa dışı bahisle anılıyordu. Yine hatırlayacaksınız. Falyalı'nın elinde de Sedat Peker sıklıkla söylemişti, çok fazla şantaj için olan videolar vardı. Falyalı da Malki gibi çapraz ateşle öldürüldü. Falyalı'nın tetikçisi Veysel Sare, Cengiz Şener'den emir aldığını söyledi. Erol abi için denilerek Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gönderildiğini açıkladı. Cengiz Şener, Evcil'in yakın korumalarındandı. Rejiden rica edeyim. Güven, Sarallar operasyonunda en azından fotoğrafla da söyleyelim. Sarallara yönelik bir operasyon da vardı. Sarallar kimdi? Ne isimleri konuşuyoruz? Sarallar da Alaaddin Çakıcı'dan sonra emniyet kaynaklarına göre ikinci büyük suç örgütüydü bu ülkede. O birinci olan, yani emniyette adı geçen birinci suç örgütü lideri Alaaddin Çakıcı, MHP'nin de özellikle de Bahçeli'nin de büyük uğraşlarıyla cezaevinden çıkmıştı. Şimdi ikinci örgüt de Sarallardı. Sarallara yönelik operasyonda ünlüler de bugün ifadeye çağrıldı. Üstelik de gözaltında alınan isimlerden de dikkat çeken biri var. Sarallar soruşturmasında toplam 119 şüpheli var. 4 gün ek gözaltı süresi alındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde ifadeler alınmaya devam ediliyor. Şimdi bu MHP-MYK üyesi Şahin Gürz'de gözaltına alınanlar arasında. Bir taraftan da ünlü dizi oyuncuları ve spor yorumcuları da bilgilerine başvurulmak üzere emniyete çağrıldı. Kim o isimler, onları da aktaralım size. Sinan Engin, oyuncular Necati Şaşmaz, Erkan Petekkaya ve müzisyenler Aylin Coşkun, Elif Karlı da var bu isimler arasında. Ünlü isimlerin adlarının şüpheliler arasındaki telefon görüşmelerinde geçtiği belirtilmiş. Ünlü isimler ifadeleri alındıktan sonra emniyetten ayrıldı. Sarallar çetesine yönelik soruşturmada MHP-MYK üyesi Şahin Gürz'ün yanı sıra iş adamı Erdal Acar da gözaltında. Bu da Sarallara yönelik operasyon. Birazdan bir nefes alalım bu kadar çökme haberlerinden sonra, operasyonlardan sonra, ama birazdan bir çökme operasyonunu anlatacağım size. AKP Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli'ye ilişkin olarak geçtiğimiz hafta kayda geçsin de detaylı bir şekilde işlemiştik bunu. 15 Temmuz'dan sonra yaklaşık 800 şirkete el koymuştu. TMSF kayyumlar atanmıştı. O kayyumlar o şirketleri nasıl boşaltmıştı ve Canikli'nin o boşaltılan şirketlerle ilişkisi neydi? Buna ilişkin olarak bir haberi birazdan geldiği zaman arkadaşlarım uyaracak ve paylaşacağım sizlerle. En çok yerli ve milli olanlar, en çok bu ülkeyi sevdiğini söyleyenlerin neler yaptığını aslında anlatıyoruz size. Bir taraftan biz geçim gündemimizle de devam edelim. Günün zamlarıyla devam edelim. Güne uyandık, sabah işe gitmeden uyandık. Yine ekmek zammını duyduk. Başka başka ürünlere zamlar geldi. Akaryakıta gelen zammı duyduk ama akşam saatlerinde o zam geri çekildi. Çok zam geliyor. Akşam bugün aldığın yarın alamıyorsun. Dünyanın ucu geldi kızım. Ahir zaman geldi. 10 lira olmadığına şükür et. Sıfıra sıfır elde var sıfır. Ne yiyip ne içeceğiz. İğneden ipliğe gelen zamlara bugün çay, içki, bir de Ankara'da ekmeğe zam var. Maliyetleri hesapladığımız zaman yani şu an fırıncı para kazanmıyor bu fiyatlarla. Yani %150 civarında artış var.
un fiyatları, maya fiyatları, tuz fiyatları. Çünkü maliyetler artmış. Ekmek alırız. Belki de o zaman dilim ekmek almaya başlayacağız. Bırakın bir bütün ekmeği. Ankara'da 200 gram ekmeğin fiyatı 3 liradan 4 liraya çıktı. Zamlı fiyat uygulanmaya başlandı. Herhalde almayacağım. Kendim yapacağım onu. Ankara'da ekmeğe, Türkiye genelinde ise çaya büyük zam var son dönemde. Sofralardan eksik olmayan sohbetlerin baş tacı çaya da son 2 ayda 3. zam geldi. İşte ne bileyim, eve alıp evde içiyoruz çayı. Öyle dışarılarda öyle gelip de çay kahve içmek yok.